Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Selatü vesselam elçisi peygamberimiz Hazreti Muhammed olsun. Allah'ın rızası bütün sahabelere olsun. Allah'ın rahmeti, inayeti, mağfireti bütün müminleri olsun. Değerli kardeşlerim, Bugün Ebu Umama Hazretlerinin bize nakletmiş olduğu hadisi okuyacağız. Anlamaya çalışacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'ı beyan edici olarak bize yapmış olduğu bütün konuşmalar, uygulayarak gösterdiği hareketleri görüp onayladığı anlamına gelen ikrarlarının tümüne biz sünnet diyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde mescitte aramızda oturuyordu. Hepimiz birlikteydik ve mescitteydik. Mescit İslam medeniyetinin merkezidir. Şehirde en işlek yer neresidir derseniz o gün mescitler idi. Orada insanlar birbirlerini tanırlar. Birbirlerinin dertlerinden haberdar olurlar. Orada insanlar bir tarağın dişleri gibidirler. Orada insanlar kendilerini kendi evlerinde gibi hissederler. Çünkü oranın sahibi o evin sahibi Allah'tır. Alemlerin sahibi Rabbi olan Allah. Ben Rabbimin evine gidiyorum kendi evime gidiyorum gibi görürüm mescide gitmeyi. O nedenle fakiri zengini, makamlısı makamsızı, her tür insanıyla, kadını erkeği, çocuğu genci yaşlısı, şehirlisi köylüsü, her çeşit insanıyla o gün müminler mescidi kendi evleri bilir ve orada toplanırlardı. İşte öyle bir toplanma halindeydik. Allah Resulü de aramızdaydı. Bütün dikkatler Peygamber Efendimizin yapacağı konuşmalara, hal ve tavırlarına odaklanmıştır. Böyle bir durumdayken bir adam çıka geldi. Ya Resulallah ben bir günah işledim. Haddi gerektiren bir günah. Bana had uygular mısın? demiştir. Sevabı belirleyen Allah olduğu gibi günahı da belirleyen Allah. Peki günah işlendiği zaman varılacak makam kim olmalı? Elbette onu günah sayan Allah olmalıdır. Günah saymışsa çözüm yeri de kendisidir. Çözüm yeri Allahsa bunu kendisinden öğreneceğimiz yer onun aramızdan seçip bize gönderdiği elçilerdir. Muhammed Aleyhisselam o gün Allah'ın elçisidir. Onun resulüdür. O makama varmış, derdine derman aramıştır. Bu günahtan beni arındır dercesine. Allah Resulü ne yapmıştır peki? Susmuştur. Çünkü günahın deşifre edilmesini istemez. Günahın konuşulmasından hoşlanmaz. Adam duramamıştır yerinde. Arınma arzusu Cenab-ı Hakk'a olan mahcubiyetinden bir an önce kurtulmak, böylece temizlenmek için ne yapmıştır? Bir daha varmıştır Allah Resulüne. Ya Resulallah haddi gerektiren bir günah işledim. Bana had uygulayın demiştir. Tam o ara ezan okunmuştur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yapılan kamet akabinde namaza durmuştur. Namaz sonrasında içi yanan mümin tekrar Peygamber Efendimiz'e Ya Resulallah demiştir. Ben haddi gerektiren bir günah işledim. Bana cezamı verin demiştir resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunlardan sonra artık okulun samimiyeti ortaya çıkmıştır. O günahtan kurtulmadaki, kurtulma arzusundaki dirayeti, kararlılığı ortaya çıkmıştır. Ve günah deşifre edilmeden resul Ekrem aleyhissalatü vesselam şöyle bir çözüm söylemiştir. Sen evinden çıktığın zaman namaz kılma niyeti taşımak üzere çıkmadın mı? Evet demiştir. Çıkarken Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gidecek, onun ölçülerine tam da uygun bir abdest almadın mı? Aldım ya Resulallah demiştir. Peki geldin mescide kadar, mescitte bizimle birlikte namaza durmadın mı? Durdum ya Resulallah. Allah senin o işlemiş olduğun günahlarını kıldığın bu namaz ile affetmiştir demiştir. Dikkat edin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dert taşıyan mümine sunmuş olduğu dermana. Evet günah derdinin dermanı nedir? Saçımızı başımızı yolmak değildir. Kendimizi bunalımlara atmak da değildir. Sağa sola kendi günahlarımızı deşifre etmek de değildir. Peki nedir günahımızın dermanı? Cenab-ı Hakk'a vardığımız, onun elçisini dinlediğimiz zaman günahın dermanı bir salih amel yapmaktır diye görürüz. Salih ameller arasında birinci sırayı ne kaplar, ne teşkil eder? Cenab-ı Hakk'a karşı kılmış olduğumuz beş vakit namaz teşkil eder. İnnel hasenet yudhibne seyyiet. Muhakkak ki güzel ameller, kötü işleri ve günahları silip süpüren bir işleve sahiptirler. Cenab-ı Hak nezdinde böyle bir kıymete haizdirler. Onun için kul günah işlediği zaman dövünmez, hemen o günahı silmek üzere salih bir amele doğru yönelir kendisiyle Allah arasındaki ilişkiye katkı sağlayacak, Cenab-ı Hakk'ın salih dediği, güzel dediği bir amele yönelecek, böylece o günahından arınmış olacaktır. Ebu Umame Hazretlerinin bize aktarmış olduğu bu hadisin son bölümünde hasreten, günahların dökülmesine yönelik namaz ibadetinin öne sürülmesi farklı haberlerde de dile gelmiştir. Mesela yaprakları dökülmekte olan bir ağacı işaretleyerek Hz. Ebu Zer'e ne demiştir? Ebazer görüyor musun bu ağacı? Yapraklarını dökmektedir. Yemin olsun ki bir insanı da namaz günahlarından aynen bu yaprakların dökülmesi gibi siler süpürür. Yine akan bir nehri göstermiştir. Bu nehre günde beş kez dalar çıkarsanız sizden kir namına bir şey kalır mı? Hayır derler sahabiler. Beş vakit namaz insanda aralarında yapmış olduğu günahları aynen böylece silip süpürür ve yıkar demiştir. Namaz hasreten kıymeti büyük olan bir ibadettir. Cenab-ı Hakk'ın koruması zimmeti altına girmenin güvencesidir. Sabah namazını kılan insan gün sonuna kadar Cenab-ı Hakk'ın koruması altındadır. Onun hiçbir şekilde hak ve hukukunun saygınlığının ihlal edilmemesi tembihinde bulunur Peygamber Efendimiz. Nasıl Allah'ın koruması altına aldığı bir kulun saygınlığını zedeleyici davranabilirsiniz diyerek. Bugün de Ebu Umama Hazretlerinin bize aktarmış olduğu Efendimiz Aleyhisselam'ın sözünü okumuş, paylaşmış, anlamış olduk inşallah. Rabbim bütün taksiratlarımızı affı mağfiret eylesin, rahmetine layık kılsın, Allah akibeti de hayır eylesin. والحمد لله رب العالمين